Geldin onbaşım. Yenisin galiba. Evet, yeni geldim. Eskilerin hepsini tanırım. Onlar da beni tanır. İsmim Carmen'dir. Yani büyü. Büyüme kapılanlar bir daha kurtulamazlar. Onun için bana pek sokulma. Şimdi söyle bakalım ne istiyorsun? Carmen, sen seni istiyorum. Hiç böylesini de görmemiştim. Yavaş ol kanaryam. Seni tevkife geldim. Tevkife mi? Sebep? Bir kadının suratını kesmişsin. Neden kesmişim onu da biliyor musun? Bunları bana değil, yargıcı anlat. Dersin. Hapsedilirsin. O kadar yakışıklı ve sevimlisin ki muhakkak kalbin merhamet doludur. Bırak da kaçayım ha. Kaçmama göz yumarsan sana bir muska veririm. Bütün kadınlar peşinden koşarlar. Saçmalamayı bırak. Vazifem seni karakola götürmek. Konuşmandan anladığıma göre buralı değilsin. Elizon Hall'uyum. Hemşeriyiz desene. Ben de Ed Charlie'yim. Çingeneler beni alıp Sevilla'ya getirmişler. Navarra'ya anamın yanına dönebilmek için tütü fabrikasında çalışıyorum. Ne oldu? Ayağım fena burkuldu. Yürüyemeyeceğim. Ne olur bana bir araba bulun, parasını ben veririm. Çok mu ağrıyor? Pek çok. Sana yardım edeyim. Kavga niye çıktı biliyor musun? Buralı değilim diye hakaret ettiler bana. Sevilla'daki palavracı erkeklerinizin topu bizim oralı bir delikanlının tırnağı bile olamaz dedim. Ağrı ta buralarıma vuruyor. İspanyollar bizim memleket için ileri geri konuşsalar sen de dağıtırsın suratlarını. Bu hemşerine yardım etmeyecek misin? Seni itsem yere düşersin. Şu Kastilyalı salaklar bana mani olamazlar. Ne dersin hemşerim? Ne dersin hemşerim? İteyim mi seni? Allah yardımcın olsun. Bir dene bakalım. Mama!
Onbaşı Don Jose, ifadeniz pek acayip. Mantığa uyar tarafı yok. Bir kadın yumruğuyla yıkılmayacak kadar güçlü ve kuvvetlisin. Boş bulundum efendim. Bir an öyle olduğunu kabul edelim. Kadınla gizlice bir şeyler konuşmuşsunuz. Bask lisanıyla konuştuğunuz için askerler bir şey anlayamamışlar. Buna ne dersin? Cevap vermiyorsun değil mi? 2 ay hapis yatacaksın. Onbaşı rütben de alınmıştır. Götürün. Geçmiş olsun. Sağ ol çavuş. Bir çingene kaltağının yüzünden her şeyi berbat ettin. Bugüne kadar yaptığın hizmetler havaya gitti. Her şeye yeni baştan başlayacaksın. Ne yapalım? Başa gelen çekilir. Ailen de üzülüyor. Bugün amcanın kızı geldi. Amcamın kızı mı? He. Bu ekmeği getirdi. Bir ihtiyacın olursa bana bildirirsin. Sağ ol çavuşum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz dostlarım. Aşağıdaki oyuncu kızı çağırın. Baş üstüne. Carmen'i arattım ama bulduramadım. Rosita geldi. Onu da beğeneceğinizi umarım. Merhaba Kanaryam. Acemi er gibi böyle nöbet beklemene üzüldüm. İşte dostlarım Rosita. İşbeli kadın. Bu gece çok eğlenmek istiyorum. Emredersiniz. Çao Rico. Carmen'i görmek istiyorsan Pastas'ın meyhanesine gel. Hoş geldin Kanarya. Kurdininde ot arayan şaşkın kuzu gibisin. Hoş geldin hemşerim. Bekle iniyorum. Başına gelenleri duydum. Cidden çok üzüldüm. Ama borcumu ödeyeceğim. Onun için Rosita ile haber gönderdim sana. Zaten ben de seni arayacaktım. Hapisteyken gönderdiğin ekmeğe teşekkürler. İçinden çıkan E'yi düşündüğün gibi kullanmadım. Yadigar olarak saklıyorum. Paralar da burada.
Parayı sakladın ha? İyi de olmuş, zirametliksizim. Hemen gidip yiyelim bu paraları, hemen. Hadi. Hep böyle habersiz gelirsin. Bu kadın ne yapar, ne eder diye hiç düşünmez. Hadi uzatma, ev bugün bana lazım. Kaybol. Ne güzel, içimde çılgınlar gibi bir sevinç var. Çingene'nin lisanından anlar mısın? Romi karı, Rom'da koca demektir. Çingene olsaydın senin Romin olurdum. Borcumu ödüyorum. Borcumu ödüyorum. Çingene yasasıdır bu. Emret, her istediğini yapacağım. Hasta niyetlerin olsaydı dansını seyretmek isterdim. Ondan kolay ne var? Akşam oldu. Yoklama için karargaha dönmem lazım. Karargaha mı? Sen zenci misin ki başkalarına kul köle oluyorsun? Yüreksizin birisin sen. Hadi, hadi bas git buradan. Kanaryam, bizim yasalara göre sana hiçbir şey borçlu değilim. Gel gelelim, yakışıklı çocuksun. Hoşuma gittin ama çingene değilsin. Seni bir daha ne zaman göreceğim? Daha az salaklık yaptığın zaman. Biliyor musun yavrum, seni biraz seviyorum galiba. Ne var ki çok sürmez bu. Çingene yasasına uymadın. Uysaydın senin karın olurdum belki. Neyse, saçma şeyler bunlar. Olacak iş değil. İnan bana ucuz kurtuluyorsun. Şeytan çıktı senin karşına. Benim yolumda gözyaşı var. Kan var, ölüm var. Unutma bunu. Ucuz kurtulduğun için Tanrı'ya şükret. Hadi hoşça kal. Carmen, aşk rüzgarı önünde savrulan bir yapraktır. Rüzgar istikametinde bulursun onu kanaryam. Gözleri açılmamış kedi yavrusu gibisin kanaryam. Hiçbir şeyin farkında değilsin. Bilmece gibi konuşma. Doğru dürüst cevap ver bana. Sinirlenme evladım. Şairlerle konuşmak güçtür. Carmen bir iş için Portekiz'e gitti. Döndüğünde herhalde seni arar. Ne zaman gelir dersiniz? Uzattın ha! Hadi yaylan bakalım! Burada kanarya görmek istemediğimizi söylemiştik sana! Hoş geldin reis. Ne o be? Kılıç yemiş boğa gibi çakılıp kaldınız. Beni böyle mi karşılıyorsunuz? Kusura bakma reis. Çocuklar seni beklemiyorlardı. Şaşırıverdiler. Hapisten nasıl kurtuldun reis? Para her kapıyı açar. Carmen'in gönderdiği altınlar da demir parmaklıklı kapıyı açtı. Hey, çiroz, fıçı! Kaçakçıların yüz karası. Güneşte kalmış tazı gibi ağzınız kurumuş be. Biraz şarap için. Sağ olun! Bıçağın eskisi kadar keskin mi Arap? Ustura gibi. Oynama be, dökerim dişlerini. Bayos,
Kuvvetini boşuna harcama. Yakında büyük işler çevireceğiz, orada kullanırsın. Karabiber, bakıyorum gene tazı gibisin. Bu akşam hududa bir haber ulaştıracaksın. Emredersin reis, rüzgardan çabuk varırım oraya. Şair dostum Rico, işte gene beraberiz. Rosita ne yapıyor, aranız nasıl? Herkes Bülbül Gül'e aşık olduğu için dem çeker diye iddia eder. Ama Bülbül Gül'ün Gül Bülbül'ün farkında bile değildir. Öyle laflar ediyorsun ki hiçbir şey anlamıyorum. Onun için de bol bol gülüyorum. Ama kanaryalar Bülbül'e pek benzemiyor. Bir tanesi Carmen'in peşinde kanat çırpıyor. Yoksa biraz önce buradan çıkan kanarya mı? Ne arıyordu burada? Carmen'i hacamatta yakaladılar. Bu asker o zaman kaçmasına yardım etmiş. Yardım etmiş ama şimdi kendisi yardıma muhtaç. Sırılsıklam aşık Carmen'e. Güzel. Fevkalade. Bu asker işimize çok yarayacak. Hadi biraz oyna da gözümüz gönlümüz açılsın. Konuşalım. 5 altın kazanmak ister misin? 5 altın mı? Arkadaşlar buradan geçecekler. Göz yumarsan 5 altın alırsın. Hayır, buradan kimse geçemez. Emir böyle. Emir. Yatakta emir falan düşündüğün yoktu ama. İnadı bırak da al şu 5 altını. İsrar etme, geçirmem. Sen bilirsin. Ben de senin ihtiyar albayına gidip işi hallederim. Zaten haberler yollayıp duruyor. Biraz kırıttın mı, buraya iyi yürekli birisini nöbetçi diker. Söyle bakalım, albaya gideyim mi, yoksa meseleyi sen halleder misin? Hadi, bekliyorum. Gerekirse bütün çingenelerin buradan geçmesine göz yumarım. Para değil, mükafat isterim. Tamam, oldu, oldu. Yarın seni Dorette ananın evinde bekliyorum, tamam mı? Şerefime bir kadeh içersin. Yarın saat 2'de meyhanede bekleyeceğim, tamam mı? Hayrola, beni beklediğini söylediler. Sizden bir ricam var. Bu geceki karakol nöbetimi başka bir arkadaşa devredebilir miyim? Arkadaşın razıysa mesele yok. Yeter ki nöbet yeri boş kalmasın. Sağ olun. Oze! Kadın güzel mi bari ha?
Kanarya, Carmen'i boşuna arama. Artık terfi etti. Askerlerle gezmeyecekmiş. Sizin albay, abayı yakmış ona. Biri yerinde kullandım usta. Evet, büyülendim. Hep onu düşündüm. Aa, bunu hiç olmazsa bana söylemeyin. Senin yerin ayrı, onun yeri ayrı. Bana Carmen'i getir, her istediğini yaparım. Ne istersen veririm sana. Getireceğim. Birkaç gün içinde Carmen yatağınıza gelecektir. Ondan sonra da tamamen benim malım olacak Carmen. Bizim papuçlar da mı öyle mi? Yo, sen de varsın güzelim, sen de. Ne istiyorsun? Demek Carmen'i satıyorsun ha? Kahpe! Hey, kendine gel! Vicdansız kahpe! Satarsın ha! Çabuk iyileşirsin delikanlı. Yalnız Sevilla'dan çık git hemen. Yakalanırsan kurşuna dizilirsin. Merhaba Kanarya. Sana sivil elbise getirdim. Bak arkadaş, bir şeyler yapman gerek. Artık kral sana karavana vermeyeceğine göre geçimini sağlamayı düşünmelisin. Hırsızlık yapmak için çok aptalsın. Yalnız çeviksin, güçlüsün, kuvvetlisin. Bizlerle beraber kaçakçılık yapabilirsin. Askerlere yakalanmadığın müddetçe de bey gibi yaşarsın. Ne yapayım dersin? Rico'nun sana teklif ettiği işi. Asılmaktan iyidir. Öyleyse mesele yok. Hemen elbise değiştir, Sevil'den tüyelim. Ayazmada beklerim. Aha. Demiştim. Benim yolumda gözyaşı, kan ve ölüm var demiştim. Neden yaptın bu çılgınlığı ha? Sana göz koyan herkesi gebertirim. Hep salaklık yapıyorsun. Koca Sevil benim hayranım. Herkesi mi öldüreceksin? İcap ederse onu da öldürürüm. Çılgın çocuk. Ama bu hallerin hoşuma gidiyor. Adeta gurur veriyor bana. Bakayım. Oo.
Bu elbiseyle daha da yakışıklı olmuşsun. Bir an evvel yola çıksak, ne dersiniz? Devriyelere çatmadan tüyelim burada. Garcia ve arkadaşlar bekliyorlar. Biraz dolaştık. Ya dolaşıyorduk da ederken kuyudan tavuklar uçtu. Ya Allah kahretsin sizi. Kaçakçı mısınız, tavuk hırsızı mısınız be? Yıkılın. Defolun. Neden gidiktiniz Rico? Bunu bekledik. Kim bu? Benim yüzümden albayını öldürmüş. Ha, tanıdım. Bizim salak kanarya. Meğer sen hem almışsın sen. Albayı öldürdün ha? Peki neden getirdiniz buraya? Biliyorsun bana iyilik etmişti. İşimize yarayabilir. Kaçakçılıktan ne anlar bu be? Susamışındır. Fazla düşünme. İyi uyu. Yarın işe çıkıyoruz. Rico, gel buraya. Malı alacak herifi tanımıyoruz. Onun için çatal yapalım. Sen birkaç kişi al, arkadan dolan. Selam, senyor. Selam, Garcia. Size çok güzel mallar getirdim. Anlaşacağımızı umarım. Thank you.
Güzel. Buyurun paranızı. Hadi yükleyin. Alasmaladık. Alışveriş ederken daima şüpheci olurum. Sözüm ona, bize oyun oynayacaklar. Bunlar da asker değil, bizi korkutmak için giyinmişler. Hey, bu daha ölmemiş! Harcayabilirsiniz. 5 gün sonra, evet 5 gün sonra yıkık manastırda buluşuruz. Oh, bu benim için mi? Bu kadar ince ruhlu olduğunu bilmiyordum. Bu ne güzel şal böyle. Parmağından hiç çıkarmamanı istiyorum. Sen şirin bir aptalsın. Bu yüzükle bağlanmamızı istiyorsun. Sana söylemiştim. Carmen kimsenin malı değildir ve kimseye bağlanamaz. Evet, bu sözleri söylediğini hatırlıyorum. Ama tek gözlü Garcia'nın kocan olduğunu söylememiştin. Evet, Garcia kocam. Ama ben onun malı değilim. Hiç kimsenin malı değilim. Bundan sonra benim malım, benim Carmen'im olacaksın. Sevimli aptalım benim, bu zeka ile çok yaşamazsın. Çok yaşayamayacağımı hissediyorum ama ölüme el ele gideceğiz. Güzel kafanı böyle şeylerle yorma. Şu anı yaşıyorsak dolu dizgin yaşayalım. Bir kuş kadar hür, bir kuş kadar mutlu olalım. Şimdilik ki senden hoşlanıyorum. Onun için seninim. Ama... Ama bir gün bıkabilirim. Bıktığım zaman da terk ederim seni. Ben de seni öldürürüm. Neden hep ölümü düşünüyorsun? Hayat güzel ve tatlıdır. Hele Carmen'in kolları arasında daha tatlıdır. İşte Garcia'nın kuvvetli tarafı. İstediği kılığa girebilir. Yok
Kanarya, pek şaşırdın. Gözüm. Gözüm değil mi? Düşmanlarım beni kör zanneder, o tarafa hücum ederler. Ben de onlara aklarım hemen. Do şehre mi iniyorsun? Gidip Rosita'yı göreceğim. Bakalım yeni bir haber var mı? Sonra da gazinoya uğrar. Birkaç zengin söğüşlerim. Karabiber benle gel. Malları kaybettik, kötü oldu. Üstelik Rosita'dan da haber alamadık. Vaziyeti düzeltebilmek için bir şeyler yapmamız lazım. Beni Cebel Tarık da tanırlar. Yakalayınca da içeri tıkarlar. Sen gidip Rosita'yı bulsan. Topal Rolando vardır gemi tezgahlarında. O yardım eder. Sen Fıçı ile Çiroz'u alıp yarın Cebel Tarık'a git. Affedersiniz, Rolando'yu aramıştım. Ya. Topal Rolando. Ne bakıyorsun be herif Yahudi? Lafı bile taksitle veriyor. Topal Rolando mı? Rolando. Öldü. Ne, öldü mü? Ölmenin sırası mı be? Peki Rosita'yı nasıl bulacağız? Siz Triana'dan gelen Rosita'yı tanıyor musunuz? Yeni geldim. Kimseyi tanımıyorum.
Ne yapıp yapıp Rosita'yı bulmalı. Koca şehirde nasıl buluruz ya? Bütün şehri dolaşırız. Fazla dolaşırsak jandarmalar serseri diye tepkif ederler. Ha? Satıcı gibi getiririz. Mesela portakal satarız. Portakal! Sulu sulu portakal! Portakalcı geldi, portakal! Hani ya mis gibi portakal? Portakalcı! Portakal! Hey! Portakalcı! Bakar mısın? Emrettiğiniz portakalcı geldi efendim. Gidebilirsin. İstakoz sağırdır. Hızlı konuşmazsan duymaz. Söylediğim gibi lordum, bu köylüler çok çekingen ve mahcupturlar. Nasıl da aptal bir hali var değil mi? Tel dolapta yakalanmış kedi gibi. Haklısın. Çok acayip bir tipi var. Hatta biraz da Haydut'a benziyor. Bu mu Haydut? Baksanıza ne aptal bir hali var. Sende de rezil bir kaltak hali var. Zamparanın yanında suratını hacamatlamak geliyor içimden. Ne diyor anlayamadım. Sizin huzurunuzda bulunmaktan şeref duyduğunu söylüyor. Ben burada bizim tayfanın işleriyle uğraşıyorum. Adama yuları taktım. Ev benim oldu. Yakında altınlar da benim olacak. Rico sana böyle işlerle uğraşmanın ne olduğunu gösterir elbet. Kocam mısın ki bana karışıyorsun? Rico bile bu kadar bana karışmadı. Ne diyor bu adam? Seni hiddetlendirecek bir şey mi söyledi? Hayır lordum. Portakalları alıp almayacağınız için endişeli. Buna hiç üzülmesin. Bütün portakallarını satın aldım. Sevdim bu delikanlıyı. Yarın seni bekliyorum. İstakoz burada olmayacak. Trompet sesini duyunca gelirsin. Yanına portakal almayı unutma. Götürmesini istedim. Kız kardeşi var orada. Hareket gününü ve geçeceğimiz yolu sana bildireceğim. Çullanıp soyarsınız. Epeyce altını var. Hediyelik kıymetli mallar da götürecek. Sonra Carmen'e sahip olmak istersen bu fırsattan istifade edersin. İlkin tek gözlü çıksın ortaya. Siz geride durun. İstakoz iyi nişancı, anlarsın ya. Kalleş değilim ben. Karsiyayı günahım kadar sevmem ama kahpelik de etmem. Carmen'i onun elinden alacağım. Yalnız erkekçe paylaşacağız kozumuzu. Ha! Aptalsın sen! Çingene değilsin de ondan! Cüce uzağa tükürmüş de kendini uzun boylu sanmış. Bir an önce yola çık, hadi git buradan!
Rosita büyük iş gördü. Vurgun umduğumun çok fazlası. Hepimizi ölünceye kadar geçindirecek pay var burada. Fakat hemen taksim etmeyeceğim. Malları da paraya çevireceğim. Rosita'ya da pay vereceğiz. Şimdi Kanaryalar ortalığı sarar. Onun için bir hafta kaybolun, buluşunca paylarınızı alırsınız. Engin oldum artık. Çok param var. Bundan sonra yalnız benim için dans edeceksin. Anladığıma göre bu işleri bırakıyorsun galiba reis. Anlayışlısın ihtiyar tilki. Peki çocuklar ne olacak? Onlara mükemmel bir oyun hazırlıyorum. Şeytan bile parmak ısıracak. Garcia'nın kim olduğunu anlasın bakalım o Don Jose. Alba içeride mi? Evet. Seni Rosita'nın evine götürecek. Her zaman kardeşsiniz Kanaryalar. Ölümün eşiğinden döndü. Şefkat ve alakayı unutmayacağım. Geçmiş olsun aslan pençesi. Sağ ol Rico. Yaptığın iyiliği hiç unutmayacağım. Boş ver arkadaşım. Gel oturalım. Sana veda etmeye geldim. Şehir benim için tehlikeli olmaya başladı. Daha çıkıcıyım. Hem de yeni çeteyi toplamaya başlarız. Ne tuhaf. Senin kitarını özledim. Üzülme. Açık havada bol bol çalarız. Hadi eyvallah. Hayrola? Pek süslenmiş püslenmişsin. Ne tarafa? Biraz çıkıp dolaşacağım. Çok sıkıldım. Şurada yattığım günler boyunca uzun uzun düşündüm. Bir çıkar yol aradım. Anladım ki bu hayatın sonu yok. Belki de ben yoruldum. En iyisi gitmek buralardan. Nereye gidiyorsun? Mesela Amerika'ya. Orada yeni bir hayata, sakin bir hayata başlarsın. Namusuyla yaşamanın yollarını ararsın. Köşeye çekilmek için yaratılmış insanlardan değiliz biz. Nafakamızı çingeni olmayanların sırtından çıkarırız. Kaderimiz bu bizim. Onun için bir iş tezgahlamalıyız. Nathan Ben Joseph'in elinde çok miktarda pamuklu varmış. Hududu aşırtmak için bizi bekliyor. Gidip onu göreceğim. Günü kararlaştırılınca da bir haber uçururuz Rico'ya. Thank you.
Rico'yu öldürdüler. Kim öldürdü? Askerler pusuya düştü. Hemen Carmen'i bulmalıyız. Carmen'in çobanı mıyım ben? Bilmiyorum nerede olduğunu. Aksilik etme pastas. Yakarım canını. İnan olsun bilmiyorum. Biliyorsun. Biliyorsun. Şeytanın yattığı yeri bile bilirsin sen. Söyle nerede Carmen? Garcia'nın yanında. Beraberce kaçtılar. Treneleri aşacaklar. Her şeye rağmen seni severim delikanlı. Rico'yu da severdim. Ölümüne çok üzüldüm. Senin de ölmeni istemem. Onun için bırak Carmen'in peşini. Zaten sizi ihbar eden Garcia. Seni gören bu dağlarda hiç gezmemişler. Kayalara yaban keçisi gibi tırmanırdın. Ne oldu sana? Ben her işi gönlümce yaparım, zorla değil. Yapmak değil, yaptığından zevk duymalı insan. Söğüşlediğin kibar beyleri dinleye dinleye ukala olmuşsun sen. İşine gelmiyorsa bırak yakamı gideyim. Bundan sonra öyle kolay kolay yanımdan ayrılmayacaksın. Çingene yasalarına göre karımsın ve benim istediğim yerde yaşamak zorundasın. Üstelik zenginim artık. İstediğim gibi yaşayabilirim. Zengin olduğun için mi beni yaya yürütüyorsun? Hiç olmazsa altımıza iki at çekseydik. Acele etme. Küheylan koşulmuş araba alacağım sana. Ama burada değil. Hududun ötesinde. Burada göze batmak istemem. Tek gözlü Garcia öldü. Yaşasın Senyor Garcia. Çok kalleşçe davrandın. Arkadan vurdun arkadaşlarını. Onların ruhu lanet yağdıracak sana. Bırak saçma fikirleri. Başka çare yoktu. Hem kendimi hem de parayı kurtarmak için parlak bir plandı o. Çok iğrençsin. Zengin bir hayata başladığımız zaman fikrini değiştirirsin. Kısmet olursa. Biliyorsun Don Jose ölmedi. İyileşince peşine düşecektir. Zannetmiyorum. Kanaryalar onun yattığı evi öğrendiler. Anlıyorsun ya. Ya kaçıp kurtulduysa? Şeytan mı bu? Her tehlikeden kaçıp kurtulsun. Ya Tanrı'nın seni cezalandırmak için yarattığı bir sebepse? Kafanı böyle şeylerle yorma. Don Jose de diğerlerinin yanına gitti. Hududu geçtiğimizde ilk kiliseye uğra da bir mum yakıver ruhuna. Yaşayanlar için mum yakılmaz. Şuraya bak. Vay Kanarya, kurtuldun demek. Ne kadar sevindim bilemezsin. Bırak yalanı. Hiç olmazsa bir kere erkekçe davran hayatında. Belki bilmezsin ama ben seni çok severim. Ben seni sevmem. Bize oynadığın oyunu biliyorum. Meyhaneci pastası konuşturdum. Pastas yalancının tekidir. Ona nasıl inanırsın? Kendini yorma Garcia. Deminden beri Carmen'le konuştuklarınızı da dinledim. Her zaman seni öldürmeyi düşündüm. Ama yapamadım. Bu sefer kurtulamayacaksın. Kolla kendini Garcia! Thank you.
Dinle bak, her şeyi unutuyorum. Hiçbir şey söyleyecek değilim sana. Yalnız yemin et ki benimle Amerika'ya geleceksin. Orada da rahat duracaksın. Hayır, Amerika'ya gitmek istemiyorum. Halimden memnunum ben burada. Yalnız iyi düşün Taşın. Senin bütün sevgililerini öldürmekten bıktım usandım. Seni öldüreceğim bu sefer. Beni öldüreceğini düşünmüştüm hep. Seni gördüğüm ilk gün evimin kapısında bir papazla karşılaştım. Kader ağlarını ördü artık. Yaşantımızı değiştirelim. Gidip birbirimizden hiç ayrılamayacağımız bir yerde oturalım. Biliyorsun, meşenin dibinde gömülü 120 altınımız var. Kendimize yeni bir hayat kurabiliriz. Her şey boş. Önce ben, sonra sen öleceksin. Bu böyle olacak, çok iyi biliyorum. İyi düşün. Sabrım da cesaretim de tükenmek üzere. Kararını ver, yoksa ben karar vereceğim. Seninle yaşamayacağım artık. Kader böyleymiş. Bana boyun eğdiremeyeceksin. Yalvarırım aklını başına topla. Beni mahveden sensin. Bunu sen de biliyorsun. Senin yüzünden soyguncu oldum, katil oldum. Bırak, seni de kurtarayım kendimi de. Yapamayacağım bir şey istiyorsun benden. Seni sevmiyorum artık. Sense beni hala seviyorsun. Bunun için de öldürmek istiyorsun. Sana gene yalanlar söyleyebilirim ama bu zahmete katlanmak istemiyorum. Aramızda her şey bitti artık. Garcia'yı öldürdün. Kocamsın benim. Beni öldürmek hakkındır. Yalnız Carmen her zaman özgür kalacaktır. Çingene doğdu, Çingene ölecek. Boşuna gitmek için ne istersen yaparım. Yeter ki eski günlere dönelim. Seni yeniden mi seveyim? Olacak şey değil bu. Yaşamak istemiyorum seninle. Son defa söylüyorum bak. Kalacak mısın benimle? Hayır, 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 hayır!